6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara, tarihe geçti. Çok büyük bir acı içindeyiz. 10 kent, 13,5 milyon insan, bu da Türkiye'nin 6'da birine tekabül ediyor. Bu yüzyılın en büyük iki depremini aynı gün içerisinde yaşadık. Deprem oldu gene. İnsan mısın? Sana bir şey soracağım. Yok, daha mani olmadım. Canım benim. Lütfen. Rica ediyorum, lütfen. Lütfen. Allah razı olsun. Bu değil insanlar. Devlet yok, iktidar yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır, kalpleri mühürlenmiş. Bu arada depremde can kaybı 50.096'ya çıktı ne yazık ki. Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Deprem sonrası 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL ilan edildi. Seçim takvimi ne olacak sorusu yüksek sesle soruluyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına girecektir. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ama Millet İttifakı adayı kim olacak Yürkan? Aday kim olacak? İki ayrı yerden esiyor. Birisi Ankara'dan, biri İstanbul'dan. Birisi Ekrem İmamoğlu, öbürü Mansur Yavaş. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Meydana çıkın meydana. Sandığa gelin sandığa. Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum. Adaysan çık açıkla. Değilsen adayınız kim ondan bahset. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Altılı Masa Perşembe günü yeniden toplanacak. Peki adayın kim olacağı bu kez açıklanacak mı? Ben hazırım diyorsunuz. Elbette yani. Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım der misiniz sorusuna böyle yanıt verdi. Bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak seçime yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit ismi şüphesiz Sinan Oğan oldu. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi, Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Milli okçumuz ve tebezimiz de tarih yazdı. Şu katili İsrail Gazze hava saldırısı başladı. Savaş jetleri bir kez daha hastane çevrelerini vurdu. İsrail Perşembe günü Gazze'ye şimdiye kadarki en büyük kara saldırısını Tel Aviv askerleri ve tankları Gazze şeridine girdi. Hamas, işgalci İsrail'in saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Ve Türkiye'nin gündemini sarsan o cinayet, Tekel Bayi baskını, Esenyurt'ta yaşanan gelişmeye dair. 4 şüpheli içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun 4 yağdı. Saldırgan iddiaya göre alacakları oldukları bir dükkanı basarak kasada duran dükkan sahibi genci ve yanındaki gençlerden birini acımasızca öldürdü. Haydi bakalım, bir lokum bitti Allah'ım! 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 İşte Kupa 2023. Şampiyonluğu Texas'ta erik dalları türküsüyle kutladı. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah! Şampiyon! Ve son dünya şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlar ilk kez Avrupa'nın zirvesine 29 çıktı. 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz
bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Ve Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında İstanbul Boğazı'nda da tarihi anlar yaşandı. TCG Anadolu ve diğer gemilerimiz başkomutanın olduğu noktaya geldiler. Kimseye eğmediş, oyunumuzu eğmediş, kahraman yarattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da terörle mücadele operasyonlarına başladığını açıkladı. Bakü yönetimi bugün Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı. Bakü'den gelen açıklama, amaç Ermeni güçlerini topraklarımızdan çekmek. Ermeni ordusunun Hankendi'deki uçak savar füze kompleksi işte bu şekilde imha edildi. 24 saat bile geçmeden terör faaliyeti yürüten Ermenilerin tek yapabildiği teslim olmak oldu. Karabağ! Trump'da şu an itibariyle üniversitede bir saldırı olduğu ifade ediliyor. Çekya'nın başkenti Prag silahlı saldırıyla sarsıldı. Can kaybı 15'e yükseldi. Efendim o şatafatlı hayatın sırları şimdi bir bir dökülüyor. Altın tozlu kahveyle Türkiye'nin gündemine giren Dilan Engin Polat çifti. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve aileleri hakkında örgüt soruşturması başlattı. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Mal varlıklarına el konulan çifte 4 ayrı suçlama yöneltildi. 4 ayrı suçlamayla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Engin Polat çifti gözaltına alındı. Dilan Polat, Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete götürülüyor. Başvuruyor. Enerji! İnanmıyorum! Nasıl ya? Tam Aliyev şu an TOG'un içinde. TOG'da sürüş yapmak nasıl bir duygu? Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk yerli ve milli gözlem uydusu İmece uzay yolculuğuna başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmece'nin yarın uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu. 3, 2, 1. İmece uydusu Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak. Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü İmece uydusu görevine başladı. Karadeniz doğalgazını ateşliyoruz. Konutlarda doğalgaz bir ay boyunca ücretsiz değerli izleyiciler. 85 milyonumuz hayırlı olsun. Diğer enerji yolculuğumuzda bir mihenk taşını daha geride bırakıyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmış. Boşuna uğraşma. Benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece NATO'ya girmenize evet demeyiz. Kur'an yakan kendini yakmıştır. İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları PKK bayrağı açtı. Kandıldağı neyse stoklam aynısı. İsveç NATO üyeliği yolunda terör örgütlerine taviz vermeyeceğine ilişkin metne imza attı. Terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. Gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine güçlü destek verecek. İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalayarak meclise gönderdi. Bu konuda açıkçası mesele biraz Amerika ile Türkiye arasında, yani doğrudan İsveç ile Türkiye arasında değil de. Türkiye şu mesajı Amerika'ya verdi. Biz İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yakarız ama siz de bu F-16 konusunda bir adım atın. Haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılsak da başkalarına haksızlık yapmadık. Deniz Kuvvetleri Komutanı Gökçen Fırat oldu. O artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa bir kadın çapraz kılıcı apoletlerine takmış oldu. Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Tu Amirallik unvanını alan ilk kadın oldu. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e
düşmanlıklarımızı bir kenara bırakalım diye seslendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petritis, Türkiye ile ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi. Türk vatandaşları 7 günlük vizeyle Yunan adalarını ziyaret edebilecek. Başkent Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinin yargıyı zayıflatma girişimlerine tepki gösterdi. İngiltere Kralı Charles tacını giydi. İngiltere'de bugün tarihi anlar yaşanıyor. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen Kral 3. Charles tacını taktı. Kızıldeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ve Kızıldeniz'de yaşanan gerilim her gün biraz daha tırmanıyor. Herhangi bir gemiye, ticaret gemisi de olsa Filistin'e destek olabilmek adına vuracağını açıklamıştı. Pençekilit bölgesinde acı haber geldi mi? Çatışmada 4 asker yaralandı, 3 şehidimiz mi var? Bırakın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 Mehmetçik şehit oldu. Bir acı haber daha geldi. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde üst bölgemizde sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Bu işin içerisinde bir ülkenin istihbaratı ve hatta belki askerleri bile olabilirdi. Eşi yok, melendi yok, yok böyle bir şey ilk defa.